Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kılıç çiçeği ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Bu çiçeğe bodur kılıç çiçeği veya paşa kılıcı da deniliyor. Peygamber kılıcı uzun olan bu bodur olan kısa olan böyle. Bunu geçen yıl bir arkadaşımdan bir kök halinde almıştım arkadaşlar. Sadece şu kök vardı gördüğünüz gibi. Bu sene ise az önce saydığım tam 6 tane kök haline gelmiş. Geçen yıl bu zamanlar dikmiştim ben bunu. Gördüğünüz gibi artık kocaman oldu. Bir sürü yavru oluşmuş içerisinde. İsterseniz bu aşamada bu yavruların hepsini tek tek ayırabilirsiniz. 6 tane yavru var. Bakın şöyle göstereyim. Bunların her biri bir kök. Gördüğünüz gibi bakın. Her birinin ayrı bir kökü var. Bu kökleri isterseniz ay ayırarak Ayrı saksıları alabilirsiniz. Ben büyük bir saksıya almayı sadece düşünüyorum. Ayırmak istemiyorum. Ama siz çoğaltmayı düşünürseniz bakın her bir kökü ayırarak bunları tek tek çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu çiçek ortamın havasını çok iyi temizliyormuş arkadaşlar. Diğer çiçeklere oranla daha fazla oksijen ürettiği için ortamın havasını temizlemede çok iyi bir çiçekmiş. O yüzden salon bitkisi olarak ideal bir çiçek. Ben de bunu duyduğumda hemen arkadaşımdan bir kök almıştım bunu. Ve gördüğünüz gibi bir sürü kök olarak çoğaldı kendiliğinden. O kadar bakımı kolay ki inanın herkes evinde kolaylıkla bakabilir. Güzel bir salon bitkisi bence. Çok fazla su istemiyor. Bir ay falan böyle ayda bir sulamanız yeterli oluyor arkadaşlar. Bakımı çok çok kolay hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çoğaltılması da çok kolay. Kendiliğinden de bakın böyle köklerden çoğaldığı için çoğaltılmasına da çok emek vermeniz gerekmiyor. Ama diyelim ki kendiniz böyle yapraktan çoğaltmak istiyorsunuz, yapraktan çoğaltmayı da tabii ki deneyebilirsiniz. Bunu hemen sizlerle şöyle göstermek istiyorum. Bakın yaprakların bir tanesini kopardım, bu şekilde gördüğünüz gibi köklenmeye başladı. Hemen hızlı köklenmiyor arkadaşlar, kökleri kökler biraz kalın olduğu için hemen köklenmiyor. Yaklaşık 1 ay kadar sürdü bunun bu şekilde köklenmesi. Şöyle bir pet şişe kullandım, içerisine sadece koydum köklenmesini bu şekilde bekledim. İsterseniz aynı işlemi sadece toprağa dikerek de yapabilirsiniz ama ben böyle hani denemek istedim sadece suda köklenecek mi diye normalde ben genellikle bütün çiçekleri direkt toprağa dikiyorum. Ama bunu suda köklendirip öyle dikmeye karar vermiştim. Gördüğünüz gibi köklendi de bunu isterseniz artık bu aşamada Toprağa dikebilirsiniz. Bakın köklendiği için çok rahat tutacaktır ve şuralardan hemen yavrular oluşacaktır. Bu oluşan yavruları da isterseniz ayrı saksılara alabilirsiniz. Bir çiçekten gördüğünüz gibi bakın 6 tane çiçek oluşuyor. Satış yapmayı falan düşünürseniz aslında olumlu olur sizin için. Ama ben büyük bir saksıya alıp böyle salonumda bakmayı düşünüyorum. Saksıyı büyüteceğim. Bir numara ya da iki numara büyük saksıya geçebilirim. Bakın saksısı artık bunun için çok fazla çoğaldığı için küçük gelmeye başladı. Bu bitkiye çok fazla besin takviyesi de yapmıyorum arkadaşlar. As aslında çok fazla baktığımda söylenemez. Dediğim gibi ayda bir sadece su veriyorum. Onun dışında çok fazla besin takviyesi yapmıyorum. Kökü toprağı böyle kurudukça iyice böyle kuruduğunu fark ettiğimde azıcık su veriyorum sadece. Onun dışında hiçbir bakımı yok arkadaşlar. Herkes evinde rahatlıkla bakabilir. Ofisler için de özellikle güzel bir görünüm olacaktır. Ortamın havasını da temizlediği için oksijeni fazla ürettiği için tavsiye ederim evinizde en azından bir tane bulundurabilirsiniz. Özellikle ofisler için çok fazla bakım da yapılmasına gerek olmadığı için bence avantajlı olur. Hem de böyle yemyeşil ve güzel durduğu için eminim ortamı da güzelleştirecektir. Özel bir yer tercihi de yok arkadaşlar. Evinizde ışık alan bir köşeye koyabilirsiniz. Dediğim gibi çok bakım gerektirmiyor zaten. Ayda yılda bir bakmanız, sulamanız yeterli oluyor. Yalnız çok fazla sulama yapmayın lütfen. Çok fazla sulama köklerde çürümeye sebep olur. Üzerine arada bir sprey ile püskürterek su verebilirsiniz. Çoğaltmayı da düşünürseniz bu şekilde isterseniz köklendirip sonradan dikebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kısacık bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.